Mehmet Bey, bu Dışişleri Bakanı'nın anlaşma ihtimaline dair çünkü açık, hani sonradan tevil ettiği için söylüyorum. Mesajı Suriye'nin kuzeyinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatta Kuvayi Milliye'ye benzettiği ÖSO'nun kontrol ettiği bölgede 30 ayrı yerde eylemlere neden oldu. Hatta Türk bayrağı yakıldı ve Türkiye tarafından da bu haklı bir tepkiyle karşılaştı. Şimdi en nihayetinde böyle bir anlaşmanın önemli noktalarından bir tanesi de ÖSO olacak. Çünkü Türkiye'nin, hatta Kuvayi Milliye'ye benzettiği Cumhurbaşkanı biraz önce söylediğim gibi, bir silahlı güç var. Bu silahlı güç Suriye'de iktidara karşı olan, hatta anlaşma ihtimalini bile son gösterilerde görüldüğü gibi reddeden bir güç. Sizce ÖSO bu süreçte ne olur? Yani Türkiye'ye mi giderler? Esad yönetimi bu süreçte bir af mı çıkarır? İktidar nasıl bakıyor? Çünkü mesela biz Türkiye'den bakıldığında, mesela PKK veya FETÖ konusunda iktidarın nasıl baktığını veya ne düşündüğünü anlayabiliyoruz. Siz Şam'dan baktığınızda Şam'ın ÖSO'ya bakışı veya önerebileceği çözümün ne olduğunu düşünüyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum Barış Bey. Çok önemli bir soru. Zika Türkiye ilişkilerinde masada olacak en önemli konuların başında özellikle Türkiye'nin ihtiva ettiği, silahlandırdığı ve birlikte hareket ettiği sahadaki ÖSO olarak bilinen bu yapıyla ilgili olacaktır. Zira binlerce silahlı militanın Suriye toprakları üzerinde bir barış söz konusu olduğunda bunların nasıl ihtiva edileceği, bu sorun nasıl çözüleceği, Suriye tarafının bu meseleye nasıl yakın, sorunuz çok önemli ve anlamlıydı. Şimdi Suriye tarafı, özellikle ÖSO benzeri, yani Suriye tarafı ÖSO'yu Türkiye'nin PKK'yı gördüğü gibi görmektedir. Yani ÖSO'yu bir terör örgütü olarak telakki etmektedir. Ve terör örgütleriyle silahlı mücadeleyi prensip olarak kabul etmektedir. Ama ve lakin Suriye sahasında ÖSO benzeri birçok farklı bölgelerde Suriye ordusunun onlarla uzlaşarak, görüşerek, ateşkes sağlayarak silah bırakmaları karşılığında, orduya teslim olmaları karşılığında durumları ile ilgili olarak hukuki bir sürecin de başlatıldığını, hatta bazı bölgelerde, mesela örneğin Golan bölgesinde bir silahlı örgütün, yani devlet tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütün halen bugün silahlarını bırakmadan, ki uzlaşma bu yönde sağlanmıştı, ama Suriye ordusuna bağlı olarak o bölgede güvenlik görevini halen sürdürmektedir. ÖSO ile ilgili olarak Türkiye ile masaya oturulduğu zaman Suriye tarafı kesinlikle bu örgütün silahsızlandırılması ve Suriye ordusuna teslim olmaları ve özellikle tüzel kişilik haklarının ve meselelerinin Suriye hukuku çerçevesinde çözülmesi yönünde bir öneriyle gelecektir. Ama bu öneri karşı taraf tarafından nasıl karşılanır? Türkiye bu konuda özellikle ÖSO'nun siyasi sürece katılımını sağlamak amacıyla masada ne kadar tutarlı bir tavır sergiler? ÖSO'yu temsilen Suriye devletinin siyasi sürecinde önemli bir siyasi aktör olarak kalmasını sağlaması için ne kadar ısrarcı olur? Bunu sürecin kendisi gösterecektir. Ama ve lakin ÖSO eğer Suriye tarafı silah bırakılmalı yönünde ısrarcı olursa ÖSO 3 parçaya otomatikmen bölünür. Bir parçası özellikle İdlib'deki El-Nusra ile birlikte hareket eder. Hatta hatırlarsanız Barış Bey, bundan bir hafta önce Biden bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklamada bulunmuştu. Amerika tarafı özellikle Türkiye'nin Suriye ile başlatmayı düşündüğü, bu açıklamaların ardından başlatmayı düşündüğü siyasi diyalog açıklamaları geldikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon yetkilileri özellikle Suriye'nin kuzeyinden, Fırat'ın doğusundan gelerek birçok örgütle görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ve o örgütlere hitaben
çok önemli vaatlerde bulundular. Evet. Biz Fırat'ın doğusunda PYD'ye sağladığımız imkanları ve olanakları size de sağlarız. Ayrıca da özellikle Lübnan'daki Veli Canbulat, Dürzü lider Veli Canbulat üzerinden Suriye'deki Dürzülere de aynı çağrıda bulunuldu. Ve geçen hafta Dürzülerin yoğun olarak yaşadığı Sveydan bölgesinde çok önemli toplumsal çatışmaların yaşandığını da biliyoruz. Yani Türkiye ile Suriye anlaştığı vakit sizi yarı yolda bırakacak. Mehmet Bey, dağıttınız. El üçe bölünürler dediniz. Bir kısmı El Nusra'ya katılır. Öbür ikisini de söyleyeyim. Bir kısmı Türkiye'ye mi gider? Bir kısmı Suriye ile anlaşır. Bir kısmı Türkiye'ye gelir. Bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'ne inisiyatifinde onların vaatleri doğrultusunda hareket ederler diye düşünüyorum. Bir kısmı Türkiye'ye gelir. Ve bu konuyla gelir, ilgili kısmı de zaten Amerika. Buyurun. Efendim Şirin Hanım. Bu önemli söylediğiniz de o yüzden tekrarlıyorum. Bir kısmı El Nusra cephesine katılır, bir kısmı Türkiye'ye gelir ki bu bizi çok ilgilendiriyor. Başından beri Emin'in de sorguladığı bu, şimdi de soracak belki. Ve bir kısmı da Amerika'ya gider, aynı zamanında Guam'a giden peşmergeler gibi olduğunu düşünüyoruz, öyle mi? Doğrudur, öyledir. Bir kısmı da Suriye devletiyle anlaşır ve meselesini diğer örgütler gibi çözmek için bir niyet ortaya koyabilir. Peki Emin, devam Zira eder. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz Suriye Türkmen Meclisi'nin kurucu başkanı var, Semir Hafız. Semir Hafız'ın dün vermiş olduğu çok önemli bir röportajında, ki biliyorsunuz Suriye Türkmen Meclisi ÖSÖ'nün en önemli siyasi bileşkesidir ve ÖSÖ'ye militar, yani silahlı militan sağlayan önemli meclislerin başında gelmektedir. Ve Türkiye ile ilişkileri en iyi olan yapıların başında gelmektedir. Semir Hafız'ın dün yapmış olduğu açıklamalarda artık Suriye ile bir siyasi diyalogun başlatılması gerektiğini, Türkiye'nin attığı bu adımları desteklediklerini ve Şam'la görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiği yönünde açıklamaları oldu. Bu da aslında biraz önce ÖSÖ'nün gelecekte böyle bir ikili ilişki sağlandığı takdirde yaşayacağı parçalanmaya da işarettir diye düşünüyorum. Evet. Peki, Emin'in buna devam sorusu mu var? Buyurun. Bir önce şunu sor. El Nusra'ya katılanlar ne olacak peki? Onlar Suriye'de kalmaya devam mı edecekler? Onu bir söyle. Hani bir kısmı Suriye'de kalacak. Üçte biri Türkiye'ye geldi. Üçüncü El Nusra'ya katılanlar. Emin Bey. Evet, sorunuzu gayet iyi anladım Emin Bey. Çünkü internet sorunumuz var. Bazen Suriye'de özellikle elektrik sıkıntısı ve internet sıkıntısı yaşadığımız için bazen görüntü donabilmekte, sesimiz ulaşmamakta, ama sizi gayet net anladım. Şimdi El Nusra sadece Suriye'nin değil, Türkiye'nin ve uluslararası camianın listelerinde bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Astana sürecinde zaten Türkiye'den de Rusya, İran ve Suriye'nin beklentileri, özellikle İdlib'de bu meselenin siyasi olarak değil silahla çözülmesi gerektiği yönünde bir ortak mutabakat var. Ve El Nusra'ya karşı aslında Türkiye hem Rusya ve İran'dan, özellikle İdlib meselesinin çok hassas olmasından mütevellit, Türkiye'ye sınır olmasından mütevellit, bir silahlı operasyon esnasında İdlib'den Türkiye'ye gelecek yoğun bir göç dalgasının önlenmesi açısından Türkiye tarafı, Rusya ve İran'dan bu meseleyi Türkiye tarafına bırakmaları ve Türkiye'nin süreç içinde İdlib'de huzuru ve istikrarı sağlayacağı, bu terör örgütlerini tasfiye edeceği yönünde teminatları da var. Ancak geçen süre içinde İdlib'de sahne değişmediği, mevcut ortamın ve durumun değişmediğini görmekteyiz. Bu vesileyle eğer bu ÖSÖ'nün bir kesimi El Nusra'ya katılır ve onunla birlikte hareket ederse, zaten Suriye ve Rusya ve İran tarafından almış olduğu çok önemli bir karar var. Güçlü çalışmalarda eğer Türkiye buna katılırsa memnun olurlar. Katılmadıkları takdirde de askeri operasyonları İdlib'de başlatacaklar yönünde ortak bir irade ortaya koyacaklarını biliyoruz. Şimdi o zaman buradan ben Abdülhatif Bey'e bir şey sorabilir miyim? Tabii. Abdülhatif Bey, şimdi
Ben evet. açıkçası şundan endişeliyim. Düzenli göç başka bir şeydir. Düzensiz göç başka bir şeydir. Tamam. Mülteci başka bir şeydir. Sığınmacı başka bir şeydir.